Merhaba, şimdi tuzlu kurabiye yapacağız. Hep birlikte görelim. Tuzlu kurabiye için malzemelerimiz 250 gram margarin, 1 çorba kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta sarısı, 1 miktar tuz, 400 gram kadar un. Ama un miktarı hani hep aldığı kadar derler ya, 3 aşağı 5 yukarı kullandığınız una göre vesaireye göre değişebilir. Ama bunu yaklaşık 400 gram olarak düşünün, biraz fazlası da olabilir. Onu yoğururken anlayacağız. Ayrıca kurabiyeyi yoğurup şekillendirdikten sonra üzerine parlaklık vermesi için sarılarını ayırdığımız yumurtanın beyazları ve üzerine isterseniz susam, isterseniz çörek otu. Şimdi başlayalım. Bunlar işlem bittikten sonraki ürünler. Onları kenara ayırıyorum. Unumun içerisine ortasını havuz gibi açıp yoğurt, tuz, yumurta sarıları, ve önceden dolaptan çıkarılıp yumuşatılmış olan margarinimi koyuyorum. Bu şekilde yumuşak olacak. Şimdi her şeyi yoğuruyorum. Hazır. Şimdi sıra geldi şekillendirmeye. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarlıyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Yumurta beyazımı ve çörek otumu da aldım yanıma. Şimdi bunları dilediğinizce şekillendirebilirsiniz. Birkaç örnek göstereyim. Diyelim ki böyle şekillendirmeye vaktiniz yok. Aniden misafir haber verdi. Hamur yoğurdunuz. Böyle süsleyip püsleyecek de vaktiniz yok. Ya işte ertesi gün çocuğunuz okula gidecek. Beslenmesine koyacaksınız. Gece gece uğraşmak istemiyorsunuz. O zaman sağ üstte linkini gördüğünüz videoya tıklayın. Ve orada Tupperware'in özel bir kurabiye şekillendirme aracı var. Onunla nasıl pratik bir şekilde kurabiyelere şekil verebiliriz, onu görebilirsiniz. Ben size bu videoda klasik yöntemi gösteriyorum. Aklınızda olsun. En sevdiğim bu olduğu için en çok bundan yaptım sanırım. Birkaç tane de öbürlerinden yapayım. Ya da bunları böyle uzun uzun yapıp bıçakla böyle kesersiniz. Şöyle şöyle çubuk çubuk da kurabiyelerimiz olabilir. Bunları bu şekilde şekillendire koyuyoruz. Yumurta beyazına batırıyorum. Çörek otu serpiştiriyorum. Tepsiye diziyorum. Evet, yumurta beyazı. Ve sonra da şöyle hafifçe çörek otlarını serpiştiriyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Sonra 180 derecede ısıttığımız fırınımızda pişiriyoruz. 180 derecede pişiyorlar şu anda.